Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük planlı tatbikatlarından olan ve bu yıl 37 ülkenin katılım gösterdiği EFES 2022 devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün açıklamalarda bulundu. Yunanistan'a adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye davet etti. Şaka yapmıyoruz, felaket olur dedi. Bu gerginlik daha ne kadar tırmanır? Bir savaşa evrilir mi? Sizden dinleyelim. Evet, şimdi öncelikle EFES 2022 tatbikatı çok önemli bir tatbikat ve EFES 2022 tatbikatı planlı bir tatbikat. Yani kimseye hedef almayan bir tatbikat. Bunun altını çizelim. Çok da önemli bunun altını çizmek. Zira EFES 2022 tatbikatını dahi planlı tatbikat olmasına rağmen, her iki senede bir fiili olarak icra edilmesine rağmen bunu sanki özellikle yapılmış bir tatbikat gibi lanse etmeye çalışan ve her fırsatı kendi amacı doğrultusunda istismar eden, çarpıtan, dünya kamuoyunu yanıltan, hatta kendi kamuoyunu dahi yanıltan bir Yunan hükümeti var. Hükümet modeli. Klasik bu. O parti gelir, bu parti gelir, hiç fark etmez Yunanlılar için. Yunanlar hep aynıdır maalesef gördüğünüz gibi. Türkiye için Yunanistan hiç önemli bir devlet değildir. Hiç önemli bir devlet değildir. Ama Yunanistan sabah Türkiye ile kalkar, akşam Türkiye ile yatar. Varlık nedenleri budur. Bunu bir kere halkımız görsün. Yani Yunan'dan böyle dostluk, Yunanistan devletinden bir iyilik asla Türk milleti görmedi bugüne kadar. Bundan sonra da görmeyecektir. Bunu söyleyelim. Göreceği tek şey düşmanlıktır. Çünkü 1821'de Yunanistan kurulduğunda Fransa, İngiltere, Rusya kurdurdu biliyorsunuz. O zaman dahi Kıbrıs Adası'nı istedi. 1828'de yine istedi. Kurulduktan sonra 6 kez topraklarını genişletti. Savaşta yenilerek, masada kazanarak yaptı bu işleri. Hepsinde Türkiye'den toprak aldı, Osmanlı Devleti'nden toprak aldı. Atatürk Venizelos dostluğu diye bazıları böyle saçma sapan romantik şeyler söylüyor. Tahmin ediyorum Atatürk Venizelos dostluğu diyenler Yunan severler. Köklerinde de biraz Yunanlılık var anladığımız kadarıyla. Olabilir, onu da bilmiyorum. Ama ya da tarihi iyi bilmiyorlar. İkisinden bir tanesi. Çünkü 1928 yılında Yunan hükümeti, o zaman krallık, yine ne yaptı biliyor musunuz? 1928'de İngiltere, Rusya ve Fransa'ya nota verdi, Cemiyet-i Akvam'a nota verdi ve dedi ki Kıbrıs Adası bize bağlansın dedi. Hani Atatürk Venizelos dostuydu? Peki ikincisi ne oldu? 1931 yılında hava sahasını 10 mil olarak ilan etti. Atatürk kabul etmedi. Hani nerede? Nerede? Türk-Yunan dostluğu ve Atatürk Venizelos dostluğu. Öyle bir dostluk yok. Peki yetmedi. 1936 yılında karasularını Adalar Denizi'nde 3 milden 6 mile çıkarttı. Yunanistan bu işte. Hani Atatürk Venizelos dostluğu? Böyle diyerek halkı kimse kandırmasın. 1947 yılında Yunanistan adaya müdahale etmeye kalktı. Askerler göndermeye kalktı. Ve patrikhane dediğimiz metropolitlik, altını çizelim. Patrikhane yok. Ortodoks Rum patrikhanesi diye bir makam yok. Metropolitlik var. Kimse bunlara olduğundan daha fazla değer vermesin. Patrikhane yok, metropolitlik var. Bunun altını çizelim. Bu metropolitlik orayı da karıştırdı. Karıştırdıktan sonra Rumlara çok ciddi şekilde böyle teşvik ettiler ve ortaya 1948 yılında Enosis planı çıktı. Enosis. Adı ne Enosis'in? Açıkça adanın Türklerden arındırılması ve adanın Yunanistan'a bağlanması. 1950 yılında referandum yaptı bunlar. Kimler? Türkler katılmaksızın referandum yaptılar. Türkler zaten sayıca azaltılmaya çalışılıyordu ve Yunanistan'a bağlama kararı çıkarttılar sözde. Allah'tan Birleşmiş Milletler kabul etmedi. 1960'da birçok şey devreye girdi. Lozan'ın 16. maddesinin son paragrafı gereğince Atatürk'ü yine rahmetle, şükranla, minnetle analım ki son paragraf çok özellikle Atatürk tarafından yazdırılmıştır. Lozan Antlaşması'na söz konusu olan toprakların şimdiki ve gelecekteki kaderleri ilgili devletlerce ki bu ilgili devletlerin en başında her zaman Türkiye gelecektir. Osmanlı Devleti'nin halifi olarak karar verilecektir diyor. O maddeye istinaden Türkiye Kıbrıs meselesine dahil oldu. Ve 1960 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu. Cumhuriyetin başına papaz getirildi. Papaz. Papaz, Makarios. Papaz kıyafetli. Yani Batı'nın Hümeynisi geldi. Türkler, Müslümanlar onu bile kabul ettiler. Ve bir anayasayı Rumlar kendileri yıktılar. Dediler ki biz bu Türkleri yönetimde istemiyoruz. En fazla %30 olabilirler dedi. Dönüşümlü başkanlık falan da olmaz dedi. Hiçbir şey olmaz dedi. Anayasayı çöpe o Makarios attı. Ve 21 Aralık 1964'te Kanlı Noel'le Akritas planı başladı. Akritas planı açıkça şudur tanımı. Adada Türkleri yok etmek, sadece Rum bırakmak. Yani soykırıma başladılar. Adanın %35 nüfusunu oluşturan ve adanın %35'inde yaşayan Türkler 74'e kadar adanın %3'ünde yaşadılar. Dağlarda yaşadılar. Ekmek yok, su yok, okul yok, hastane yok, hiçbir şey yok. En sonunda Türkiye sonunda oraya müdahale etti. Ve Türkler o günden bugüne bir Rum taşıyla dahi burnu kanamadılar. Türkiye için Kıbrıs meselesi yoktur. Kıbrıs meselesi olmadığı gibi Adalar Denizi meselesi de yoktur. O nedenle Yunanların her zaman bu talepkar davranışlarını dikkate almak lazımdır. Taleplerini sorun olarak da algılamamak lazımdır. Tekrar söyleyelim. Şimdi Adalar Denizi'nde Yunanistan 23 adayı nasıl almıştır biliyor musunuz? Lozan 1912, 1913, 1923 anlaşmalarına ve 1947 Paris Barış Anlaşması'na göre almıştır. Ve gayri askeri statüde olmak kaydıyla. Gayri askeri statü şudur açıkça yazar anlaşmada. Demilitarizdir, bir kere silahsızlandırılmış değildir. Disarmament değildir, demilitarizdir. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı çok yerinde bir terim kullanmıştır. Defalarca uyarmıştık. Artık Sayın Cumhurbaşkanı kullandıktan sonra devletin Dışişleri Bakanlığı'nın da diğer yetkililerin de gayri askeri statüyü kullanmasını bekliyoruz. Çünkü gayri askeri statü silahsızlandırmayı da kapsar. Bir müfreze asker asayişi sağlayabilecek bir müfreze jandarma kuvvetiyle sınırlıdır. O adalarda bulundurabilecekleri. Ve bu adaların silahlandırılması, askerileştirmesinin önündeki engel gayri askeri statüdedir. Ve bu ifadedir. Neden gayri askeri statüde olmak kaydıyla verilmiştir? Anlaşmalarda da çok nettir. Kayıtları vardır. Tutanaklarda, zabıtlarda kayıtları vardır. Türkiye'ye tehdit oluşturmasın diye. Şimdi eğer siz bu adalara silah yerleştiriyorsanız, asker yerleştiriyorsanız statüyü bozuyorsunuz. Türkiye'ye çok ciddi tehdit oluşturuyorsunuz demektir. Statüyü bozmanız demek şu demektir. Egemenlik diye bir şartını ortadan kaldırıyorsunuz demektir. Bunu defalarca söylemiştik. İkincisi, silahlandırıyorsunuz hemen burnumuzun dibindeki adaları, bizim turizm merkezlerinin karşısındaki yerleri, ağır silahlar koyuyorsunuz, her şey koyuyorsunuz, Türkiye'ye tehdit oluşturuyorsunuz. Türkiye bugüne kadar hiçbir Yunan adasına saldırmamıştır. Hiçbir Yunan adasına bomba atmamıştır. Hiçbir Yunan adasına top atışı yapmamıştır. Hiçbir Yunan adasına çıkarma yapmamıştır. Türkiye'nin hangi tehdidi varmış? En son Türkiye Batı Anadolu bölgesini işgal eden Yunanlar değil miydi 1922'de? Türkiye mi işgal etti? Bugüne kadar Türkiye'nin Yunan topraklarının işgaliyle ilgili herhangi bir olay var mıdır tarihte? Yoktur. Ama Yunanistan'ın vardır. Ama Yunanistan'ın vardır. Ve Yunanistan Türkiye'ye tehdit oluşturan, Türkiye'nin güvenliğine çok ciddi tehdit oluşturan bütün örgütlere de ev sahipliği yapmaktadır. Lavrion'da kampları vardır. PKK'nın, FETÖ'nün. Bütün FETÖ'cüler Yunanistan'dadır. Bütün PKK'lılar Yunanistan'dadır. APO'yu bile, terörist başı APO'yu bile Yunanistan'da Kenya Büyükelçiliğinden aldık, getirdik biz. Böyle bir rezalet ülkeyle bahsediyoruz. Böyle bir devletle. Onun için haddini bilmeleri lazımdır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün söylediği sözler son derece yerindedir. Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi bu adaların hem de devir şartına aykırı olarak silahlandırılması bize meşru müdafaa hakkını doğurur. Ben bunu defalarca söyledim. Elimiz hukuken son derece sağlamdır. Üstün üstlük Haber 7'den bir özel bir şey daha söyleyelim. Bu tezimizi mutlaka herkes duymalıdır. Senelerdir söylüyorum ama bunu yazıyorum ama bunu buradan halkımıza duyuralım. 1947 Paris Barış Anlaşması'nda Menteşe Adaları, yani 12 adalar ve Meis Adası İtalyanlardan alınıp Yunanistan'a verilmiştir. Halbuki 1923 Lozan Barış Anlaşması'nda bu adalar 1912 Uşi Anlaşması'na da atıfta bulunarak İtalyanlara verilmişti. 1947 Paris Barış Anlaşması'nda masada Türkiye yoktur. Kıbrıs meselesinde nasıl Lozan'ın 16. maddesinin son paragrafı gereğince ada Yunanistan'a bağlanması görüşülürken, böyle şeyler olurken İngilizler bizi çağırıp Lozan'ın 16. maddesinin son paragrafına göre, Atatürk bunu özellikle ısrar etmişti, hatta görüşmeler inkitaya uğramıştı dediğinde, siz gelin bakın yeniden kaderi tayin edilecek bu adanın, öyle bir durum söz konusu, sizin masada olmanız lazım deyip bizi masaya çağırmışlardı. Şimdi bu adaların kaderi 1947'de yeniden tayin ediliyor. Ama Türkiye masada yok. Hukuken bu anlaşmada bu devir hükümsüzdür. Türkiye'nin buna itiraz etmesi gerekir. Türkiye 1947 Paris Barış Anlaşması'nda masada olmadığı için Lozan'ın 16. maddesinin son paragrafı ve daha sonra Kıbrıs meselesine dahil olurken kullanılan argümanı da gerekçe göstererek bu adaların Yunanistan'a devrinin hukuksuz olduğunu ve geçersiz olduğunu mutlaka duyurmalıdır. O zaman ne olur? Ya bu adalar İtalya'ya tekrar verilir, İtalyanların olur bu adalar. Ya da İtalya'ya verilmezse, İtalya'dan alınmış olduğu varsayılırsa, o zaman aslına rücu eder. Yani Osmanlı Devleti'nin halefi olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne. O çok yerinde bir uyarı yapmıştır Sayın Cumhurbaşkanı. Tüm milletçe, iktidarıyla, muhalefetiyle bunun hemen arkasında durmamız lazımdır. Bunlar milli meseledir. Yunanistan'da en ufak bir çatlak ses yoktur. Bizde de bir çatlak ses olmaması gerekir. Bunun altını çizelim. EFES 2022 tatbikatına gelince, bu EFES 2022 tatbikatının çok uluslu olarak yapılmış olması, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Makedonya'nın, İtalya'nın, Libya'nın ve birçok devletin katılması, 37 devletin katılması, 20'ye yakın devletin genelkurmay başkanları, başbakanları, devlet başkanları, dışişleri bakanları, savunma bakanlarının gözlemci gününe katılmaları, 13 devletin fiilen bu tatbikata katılmış olması zaten Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eriştiği seviyeyi de gösterir. Neden? Bu tatbikatlara katılma talebi eğitim seviyesini arttırmak için gelir. Demek ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eğitim seviyesi o kadar yüksek ki diğer bu devletler bu tatbikatlara katılıp eğitim seviyelerini yükseltmek istiyor. Ve bu tatbikatta birisi bilgisayar destekli olan kısmı, CPX dediğimiz kısım tamamen NATO usullerine uygun olarak icra ediliyor. Örnek bir tatbikat. Daha sonra da fiili arazi tatbikatı, atışlı tatbikatı var. Bu o bakımdan çok çok önemlidir. Eğer bu tatbikat Yunanistan'a karşı olmuş olsaydı, Yunanistan'ın lanse etmek istediği gibi, o zaman Amerika niye katılıyor? İtalya niye katılıyor? Bosna Hersek niye katılıyor? Makedonya niye katılıyor? Azerbaycan niye katılıyor? Libya niye katılıyor? Gibi sorular sormamız lazımdır. Onun için Yunanistan bu tür suçlamaları karalamadır. Karalamadır ve mesnetten yoksundur. Diğer yandan yerli ve milli silahların burada kullanılmış olması büyük bir övünç kaynağıdır. Diğer yandan burada yerli ve milli savunma sanayi firmalarımızın sergilerinin yapılması, silahlarının kullanılması, birbirleriyle iletişim kurmaları ve bu katılımcı devletlerin ilgililerine becerilerini sergilemeleri, ürünlerini sergilemeleri açısından da savunma sanayimizin gelişmesi açısından da çok çok önemlidir.